Gönül Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben Seten Restorant'ın genel hizmetlerini konuşacağız. Çok kısa bir şahsınızı tanıtalım ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize. Gönül Yavuz kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Öncelikle kendi eğitimimden bahsedeyim. Ben psikoloji mezunuyum ve daha sonra da endüstriyel psikoloji üzerine masterımı tamamladım. Çok uzun süredir Türkiye'de yaşanıyorum. Daha 3 ay önce döndüm. Yani bir Kıbrıs eğitim hayatı, sonra bir Amerika değil mi? Evet, 5 yıl kadar Kıbrıs'ta yaşadım. Daha sonra 5 yıl kadar da Amerika'da yaşadım. Daha sonra buraya aileme yardım amaçlı. Evet. Türkiye'ye dönüş yaptınız. Evet. Babanız anladığım kadarıyla uzun yıllardır bu ticaretin içerisinde turizme hizmet veren bir insan değil mi kendisi? Evet. İsmi neydi beyefendinin? Ali Yavuz. Evet. 1993 yılından beri kendisi Göreme'de turizmi ilk başlatan kişilerden birisi diyebiliriz. Birisi, evet. Şimdi burası peri bacalarıyla ünlü Nevşehir'e bağlı Göreme'deyiz değil mi şu anda? Evet, lokasyon şu anda olarak. Göreme kasabasındayız. Evet, peki. Şimdi lokasyon olarak sizin farklı farklı hizmet kollarınız var. Öncelikle biraz o otelcilikten bahsedelim. İki noktanız mı var? Nasıl evet. bir hizmet var orada? Şu anda iki farklı noktamız var. Sultan Cave Suite ve Kelebek Cave Suite olarak. Evet. İkisi de aynı lokasyonda yan yana bulunmakta. Evet. Seten Restoran'da tam olarak ikisinin ortasında bir lokasyon evet. yerde. Peki Seten'i siz biraz ele aldınız anladığım kadarıyla genç girişimci bir hanımefendi olarak. Bir hayalle, bir düşünceyle buraya geldiniz ve yeni bir ekip mi kurdunuz burada? Nasıl bir konsept oluşturdunuz? Açıkçası ben ilk buraya başladığımda daha çok insanların çalışma şekli, onların nelerden nasıl davrandıkları, evet. tabii ki misafirlerimizin memnuniyeti, onların buradan mutlu ayrılması vesaire gibi bu konular üzerinde durduk. Açıkçası O çalışma anladığım kadarıyla sizi çok memnun etmedi. Evet, açıkçası ben ilk deneme olarak sahip olduğumuz personelle birlikte bir işbirliği kurarak bunun üzerinde herkesin üzerine ne koyabiliriz diye başlamak istedim. Yalnız bu konuda çok tatmin olamadığımız için yollarımızı ayırmak zorunda kaldık ve çünkü bizim bir iş yeri, daha doğrusu benim beklentilerim var ve bunu oluşturmak için buradayım. Evet. Farklı düşüncelerim var, iş yeri ahlakıyla ilgili, misafirleri ağırlamayla ilgili, mutfakta aynı şekilde. Evet. Ve bunları da sağlamak için yeni bir ekiple beni anlayan, birbirimizi anlayıp işbirliği yapabileceğimiz, hepimizin bir birlikte ortaya bir şeyler koyup birlikte kararlar verebileceğimiz bir ekip oluşturduk ve şu anda iyi gidiyor. Evet. Gayet güzel. Memnunsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi ekip ruhu önemli bence de. Yani bir ticaretin içerisinde, bir iş yerinde, özellikle restoran hizmeti veren bir yerde çok önemli bir başlık bence. İyi de yapmışsınız diyelim. Şimdi Seten şöyle biraz hizmet alanını konuşalım. Bura her gün açık mı? Saat aralıklarınız nedir? Hı hı. Buradaki menüden de biraz bahsedelim. Seten Restoran her gün açık. Saat 12 ve gece 11 arası. Evet. Kapanış için herhangi bir saat belirlemiyoruz tabii ki. Ve yemeklerimiz Anadolu mutfağı. Mesela siz özellikle bana sohbette bahsettiğiniz bir güzel çorbamız var dediniz. Evet, iki tane ve yöremize ait. Evet, iki tane çorbamız var. Biri tutma çorbası, diğeri de düğün çorbası, bulgur ve domatesli. Harmanlanıyor farklı, böyle evet. anladığım kadarıyla. Buraya ait olan bir çorba. Diğer en çok tercih eden edilen yemeklerimiz de testi kebabı ve sultan kebabı. Evet. Bunlar da restoranın diğer evet. ön plana çıkan ürünleri. Hı hı. Şimdi müşteri memnuniyeti önemli dedik. Hı hı. Orayı biraz merak ediyorum. Siz çünkü prensipli birisiniz ve yurt dışında aldığınız o iyi eğitimle onu da buraya uygulamak istiyorsunuz. Mutfakta hijyen kurallarıyla birlikte burada neye önem verirsiniz? Neye dikkat edersiniz? Açıkçası
tabii ki olmazsa olmazlar var bir restoran işletmesinde. Ama bunlardan ziyade mutlu personel, insanların işini severek yapması, kimin neyin nasıl yaptığını bilmesi çok farklı artılar getiriyor. Biz de bu şekilde hep birlikte bazı şeylere karar verebiliyoruz. Ya da şu anda şefimiz, mutfaktaki şefimiz aynı şekilde ve ben hep birlikte bir işbirliğiyle bunları iyi bir konuya, iyi bir şekle getirmek adına anladığım kadarıyla böyle toplantılar, istişareler, özel şeyler yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir araya gelip bunları değerlendiriyorsunuz. Hem müşterilerinizi de dinliyorsunuz. Değil mi? Artıları, eksileri beraber karar veriyorsunuz. Açıkçası ilk önceliğimiz müşterilerimizi güler yüzle karşılamak. Onları mutlu şekilde ayrılmalarını sağlamak. Daha önce söylediğim gibi insanlar nasıl başlarsa o şekilde devam ediyor. O şekilde devam eder. Ediyor. Aynı şekilde onlara yemek tavsiyesinde bulunabilmek. Çünkü bizim yerli ve yabancı müşterilerimiz var aynı şekilde. Ve hepsinin farklı damak zevkleri, farklı beklentileri var. Bunları da karşılayabilmek için restoranda, serviste çalışan arkadaşlarımızın, siparişi alan arkadaşlarımızın çok iyi yemekleri bilmesi, kime nasıl hitap edeceğini bilmesi, kimi neye yönlendireceğini bilmesi çok önemli. Evet, bunları da siz burada sağladınız anladığım kadarıyla bu kısa süreçte. Kaç konu ağırlayabiliyorsunuz? Böyle farklı farklı oturma alanlarınız da var anladığım kadarıyla değil mi burada? Evet, açıkçası biz iki farklı konseptimiz var. Yaz döneminde bahçemize iniyoruz. Evet. Kış döneminde de 4 tane farklı salonumuz var. Misafirlerimizi orada ağırlıyoruz. Salonlarımızda daha önce büyük grupları, konferans yemekleri ya da toplantılar, bu tarz şeyler gerçekleştirdik. Kişi sayısına göre tabii ki bunları değiştirebiliyoruz. Onların beklentilerine göre biz de kendimizi şekillendirebiliyoruz. Bahçemizde büyük bir grubu ağırlayabiliriz 60 kişiye kadar. Evet. Ama salonlarımız 4 tane olduğu için her bir salonun da farklı ambiyans, oturma alanları var anladığım için, kadarıyla. Evet, hani hep birlikte eğer ki düşünürsek 100 kişiye ortalama ağırlayabiliyoruz. Bu da gayet güzel. Beklenti, hedefleriniz neler? Onu merak ediyorum. Şimdi bir şeyi oturtturdunuz, ilk adımı attınız. Bu devam edecek. Kaliteyi koruyup böyle devam edeceksiniz. Neyi planlıyorsunuz? Açıkçası benim burada bulunma amacım da aileme bir konuda katkıda sağlamak ve yaptığım işi en iyi şekilde devam ettirmek. Evet, evet. Bu şekilde bu standartları koruyup kendi iş yeri, organizational culture dediğimiz iş yeri kültürünü eğer ki oluşturabilirsem insanları burada çalışmaktan mutlu, ayrıcalıklı hissettirebilirsem, müşterilerimizi buraya gelme açısından kendilerini şanslı hissettirip onlara güzel bir deneyim yaşattırabilirsem benim için çok güzel bir başlangıç olur. Gayet güzel. Ufak da böyle anket çalışmaları düşünüyor musunuz? Kafanızda var mı müşteri memnuniyetini iyi tartmak adına? Kesinlikle. Şu anda onu planlıyorduk. İşte küçük geri dönüşüm kağıtlarıyla ne yapabiliriz, neyi ne kadar beğendiler ya da en çok onları memnun eden şeyler ne? Eğer ki bunları bilirsek tabii ki biz de eksiklerimizi kapatıp ya da belki iyi olduğumuz konuları daha da pekiştirerek daha güzel şeyler daha yapacağımız iyi sonuçlar bekliyorsunuz. Evet. Peki ben size bütün çalışma ve hedeflerinizde başarılar diliyorum. Ailenizle birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Son olarak da çok kısa sizi bugüne dek destekleyen, tercih eden konuklarınıza bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım. Gerçekten bu konuda en büyük pay onlara ait. Eğer ki şu anda bunları çabalayabiliyorsak, bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, bize gelen bu memnuniyet, geri dönüşler önemli değil mi? Evet, kesinlikle. Onun için de çok teşekkür ederim. Bizi tercih ettikleri için de burada ağırlayabilme şansı verdikleri için. Evet, peki. Ben tabii sizinle tanışmamış kişilere de burası turizmin uğrak noktalarından birisi. Gelsinler Seten Restorant'ın güzel bu kaliteli hizmetinden faydalansınlar. Sizinle tanışıp şöyle lezzetlerinize bir baksınlar diyelim. Yerli, yabancı bütün herkesi buraya davet ediyorum ben. Size tekrar başarılar diliyorum. İnşallah ilerleyen zaman
zamanda yeni bir konsept, yeni bir çalışmanızda buluşmak dileğiyle. Çok sağ olun. Teşekkürler.